Sonra sen yokken dedeme slime yapmayı öğrettim dayı. Hem de simle. Ama anneannem internet kanalıma koymama izin vermedi. Çünkü dedemin karınmalarına kötü şeyler olurmuş. Yok canım. Benim kocamın karizmasına kolay kolay hiçbir şey olmaz. Değil mi? Harun Bey de acaba bir servis açsa mıydık? Servis mi? Evimizin içine girme nezaketinde bile bulunmayan dünürümüz soframıza mı oturacak? Onun kabalığı. Doğru. Ve siz ana oğul bu kabalığa alışın artık. Çünkü bundan sonra çevremizden görüp görebileceğimiz nezaket bu kadar. Ne? 2 magazinci arka çıktı. Birkaç çoluk çocuk ki onlar da gelinimizin fanları mesaj attı. Bir acaba dedirttik diye kurtulduk mu zannettiniz? Biz dedelere iyi geceler diyelim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım. Afiyet olsun, iyi geceler. Siz anaoğlu ne sanıyorsunuz acaba? Hı? Anasının kuzusu beyefendi ne sanıyor acaba? Tutuksuz yargılanmak için serbest bırakıldı diye aklandı mı zannediyor? Ben buradayım baba. Masadayım, seni duyabiliyorum. Öyle mi? Sen burada değilsin. Sen oradasın. Üzerimize yapıştırdığın o kanlı çamuru temizleyene kadar sen o hapishanenin ortasındasın. Sana her yer hapishane. Aklanana, temize çıkana kadar sana her yer hapishane. Akıl hastası takıntılı bir kız yüzünden evliliğimi bitirmemi istiyorsun baba. Ya o kız hasta diyorum, anlamıyor musun? Hasta. Diyelim ki kız gerçekten hasta. Bu hastalık mobese görüntülerini siliyor mu peki? Ya da İlker'in kazağındaki kanı temizliyor mu mesela? Ha? Karşı tarafın avukatı senden ders almalı. Ben kimsenin avukatı falan değilim kızım. Ama senin eli klavyede bekleyen takipçin de değilim. Ben senin babanım. Ve senin için... Endişelenme. Endişelenmene ihtiyacım yok baba. Benim babama ihtiyacım var. Yanımda olmana ihtiyacım var. Ben her zaman senin yanındayım. Ben de kocamın yanındayım baba. Hayır, ne bekliyormuş o şımarık oğlum? He? Askerden mi dönmüş? Babası ayağına kırmızı halı mı serecekmiş? Yeter diyorum İsmail. Allah aşkına yeter. Yeter. Zamanında oğluna yeter deseydin hem kendine hem de bizi yakmasaydı. Oğlumu takıntılı bir ruh hastası yaktı. Ben demiyorum, kıymetli avukatların diyor. El alemin hasta ruhlu kızını başına musallat etmeseydi o zaman. Ya o akıl hastası kız oğlunun garsoniyerinde ne arıyordu peki? Yapma İsmail. Garsoniyer ne demek? İrem duyacak. Duysun. Duysun. Bilmiyor mu kiminle evlendiğini? He? Kaç yıl kızı oyalarken öbür kızlarla ne yediğini bilmiyor mu karısı? Ben biliyorum be. Ben. Ünlüsü, ünsüzü, ıvırı zıvırı kaç kez yakalandı onunla bununla. Kimlerle aldattı o kızı yıllarca ben biliyorum. Bile bile lades dedi gelinin senin. Ne mal olduğunu bile bile evlendi kocasıyla.